25 Nisan ve 25 Nisan'a kadarki müfredattan olacak konular. Sizlere önerim son 10 yılın çıkmış sorularını çözmeniz. Son 2 haftada her gün çıkmış soruları çözerseniz bu sınavdan başarılı olacağınıza inanıyorum. Türkçe sorularıyla başlayalım. Evet, Türkçe konularıyla başlıyoruz. 8. sınıf bizlere gönderilen, MEB'in gönderdiği plana göre 8. sınıfta 1. ünitemiz fiilimsiler. Fiilimsileri cümledeki işlevlerine göre kavramak, kazanımlar olarak. Sözlükte anlam, çok anlamlılık. Sözlükçe anlama devam ediyoruz Ekim ayında. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanma, söz grupları, kalıplaşmış söz grupları, deyimler, atasözleri, cümlenin öğeleri, genelde çıkan konularda. Birinci ara dönemden sonra cümlenin öğeleri, söz sanatları, burada tezat, abartma, benzetme, kişileştirme, teşhis, konuşturma, karşıtlılık gibi tezat sanatlarına, yazım kuralları, yine sınavda çıkan noktalama işaretleri, cümlede anlam, örtülü anlam, öznel, nesnel anlam, metin türleri Ocak ayında, fıkra, köşe yazısı, makale, deneme, roman, destan türlerine de değiniliyor. Cümle türleri, cümlenin türlerini tanır, kavramsal tanımlara girilmiyor. Parçada anlam, düşünce, ana duygu, konu, başlık, parçada anlam, yardımcı düşünce. Yine Şubat ayında parçada anlam, anlatıcı hikaye unsurları, metin karşılaştırma, metnin dil ve anlatım özellikleri. Fiilde çatı, parçada anlam oluşturma, parça tamamlama, parçada anlam, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yöntemleri, yolları. Yine parçada anlama devam ediliyor. Cümlede anlam, okuduklarıyla ilgili çıkarımdan bulunma, neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel, duygu belirten ifadeler üzerinde duruluyor. İkinci dönem ara tatilden sonra görsel okuma, yazım kurallarıyla Türkçe konularımız sona eriyor. 25 Nisan'a kadarki konularımız bunlar. Hemen matematik konularıyla devam edelim. 8. sınıf MEB'in gönderdiği yıllık plana göre çarpanlar ve katlar devam ediyor. Üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, birinci ara dönemden sonra veri analizleri, basit olayların olma olasılığı, olasık, basit olayların yine olasılıkla devam ediyoruz. Ocak ayında cebirsel ifadeler, özdeşlikler, birinci yarı yıldan sonra doğrusal denklemlere başlıyoruz. Doğrusal denklemler Şubat ayının sonuna kadar doğrusal denklemlere devam ediyoruz. Grafik çizme, doğrusal denklemlerde koordinat sistemi, birinci dereceden birim yeni denklemler. Mart ayının birinci haftası doğrusal denklemlere devam. Mart ayının ikinci haftasında eşitsizlikler Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Nisan ayının ilk haftası üçgenler, kenarortay, açıortay, yüksekliği inşa etme, üçgenlerle devam ediyor. 25 Nisan'a kadar üçgenler konusuyla PYBS konularımız bitiyor. Bursluluk konularımız matematikte bu kadar. Fen'e geçiyoruz. Fen'de birinci ünitemiz mevsimler ve iklim. Mevsimler ve iklim devam ediyoruz. Sonra DNA, genetik kod, nükleotit, gen, kromozom kavramları, DNA'nın yapısı, DNA'nın kendine eşlemesi, DNA'nın genetik kodla devam ettiğimizde kalıtım, tek karakter çaprazlamaları, akraba evliliği, daha sonra mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, biyoteknolojik gelişimler ve genetik mühendisliği ile bitiyor. Aralık ayında basınç ünitesi, katı sıvı gaz basıncı, daha sonra madde ve endüstri ünitesinde periyodik sistem, grup, periyot bulma, elementleri periyodik sistemde metal, yarı metal, ametal olarak ayırma. Madde ve endüstriye devam ediyoruz. Fiziksel ve kimyasal değişim, bileşiklerin kimyasal tepkimesinin sonucu oluştuğunu kavruyor. Asitler ve bazlar, asit ve bazlara günlük hayattan örnekler verme, asit bazlarla ilgili pH cetveli ve ayraçlar, asit yağmurları. Birinci dönem konularımız bu kadar. İkinci dönemde ısının maddenin cinsine, kütlesine veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu keşfetme, bağımlı bağımsız değişkenler, hal değiştirme, öz ısı, geçmişten günümüze Türkiye'deki endüstri, kimya endüstrisi. Şubat ayının ikinci haftasında basit makinalardan özellikle kaldıraçlar, makaralar, dişli çarklar, vida kasnaklar, basit makinalarda işten kazanç olmadığı, basit makinalardan yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak
düzenek tasarlama, daha sonra enerji dönüşümleri, çevre bilimi, besin zinciri, bitkilerde besin üretme, fotosentez, fotosentezin hızını etkileyen faktörler, canlılarda solunum, oksijenli ve oksijensiz solunum, madde döngüleriyle fen konularımız, bursluluk konularımız sona eriyor. Son olarak inkılap tarihi konularıyla devam ediyoruz. Bir kahraman doğuyor ünitesiyle başlıyor inkılap tarihi. Daha sonraki konumuz milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Milli uyanış, bağımsızlık yolunda atımlardan sonra arkadaşlar, birinci dönem ara tatil, birinci dönem ara tatilinden sonra yine Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar, Mustafa Kemal'in Türk Milletine sevantlaşmasına karşı tepkileri değerlendirmesi, milli bir destan Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesi, Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesi Ocak ayının sonuna kadar devam ediyor ve tatilden sonra Şubat ayında Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Çağdaşlaşan Türkiye Şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. Mart ayında da yine eğitim kültür alanında yapılan inkılaplar, Atatürk'ün ilke ve inkılapları, Mart ayının sonuna kadar ilke ve inkılaplar devam ettikten sonra Atatürk dönemi gelişmeler, Nisan ayında devam ediyor demokratikleşme çabaları, demokratikleşme çabalarıyla bursluluk konularımız sona eriyor. Mıstık Feci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.